Merhaba arkadaşlar, çemberde açılar tespir başlayalım birinci sorudan. Şimdi O merkezi çemberde OCB 55 derece, OAB de 45 derece, AOC alfa kaç derecedir? Şimdi biz 45'i kullanabilmek için yarıçap belirlememiz lazım. O ile B'yi birleştiriyorum. O zaman burası yani OBR ise OA da R'dir, OC de R'dir. EC açısı 55 ise bakın B'nin bu kısmı da 55 derecedir ikizkenarlıktan. A açısı 45 ise B'nin diğer kısmı RR olduğundan dolayı 45 derece gelmelidir. Şimdi üçgen iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı şu açıya x, buraya y diyeyim. X artı 55 artı 55 eşittir 180 derece. X buradan arkadaşlarım 70 derece elde ederim. Diğer üçgende y artı 45 artı 45 eşittir 180. Y'mizi 90 derece elde ederiz. X ile y'nin toplamı zaten bize alfayı veriyordu. Eşittir 70 artı 90'dan da 160 derece E şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. O noktası AB çaplı çemberin merkeziymiş arkadaşlarım. DCO 50 derece, AOC 100 derece, alfa kaç derecedir? Şimdi 50 dereceyi kullanabilmek için yarıçap çizmem lazım. O yüzden D ile O'yu birleştiriyorum. Burası R ise şu OC uzunluğu da R'dir. Hemen şöyle tırtıklı yapalım. OB uzunluğu da yarıçap olduğundan dolayı R'dir. Bu alfa ise şu açımda alfadır. 2 iç komşu olmayan bir dışı eşittir. Burası 2 alfadır. Burası 50 derece ise arkadaşlarım şöyle R'ye R ikizkenar olduğundan dolayı D açısının burası 50 derecedir. Bakın R'ye şöyle R'dir. İkizkenar 50. 50 50 daha 100'dür. Üçgen iç açıları toplamı 180'dan bu açıya 80 kalır. Yani 80 artı 2 alfa 100 derece verilmiş. Alfa da buradan 10 derece, A şıkkı gelmelidir. Geçtim 3. soruma. O noktası AB çaplı çemberin merkezidir. DOE 40 derece, ACB alfa ise alfa kaç derecedir? Hemen yarıçapları yazalım. R'ye R. O zaman burası R, burası R. R'leri kullanabilmek için buraya X, D açısına X. Buraya Y, B açısına Y dersem. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. X, X daha 2X, 180 olması için 180 eksi 2X kalır. Y, Y, Y'dir. 180 olabilmesi için 180 eksi 2Y'dir. Ve tamamının şöyle göstereyim. O açısı şurası yarım olduğundan dolayı 180 derecedir. 180 eksi 2X artı 40 artı 180 eksi 2Y eşittir 180 derecedir. 180'leri sadeleştirdim. 180 artı 40'dan 220'dir. Eksiler karşı tarafa artı diye geçer. X artı Y de buradan 110 derece elde edilir. Büyük üçgende arkadaşlarım şöyle ABC üçgeninde yani üçgenin iç açıları toplamı 180. X artı Y artı alfa 180 ise X artı Y 110 olduğuna göre alfa 70 derece. D şıkkı elde edilmelidir. Geometri çok zevkli bir ders. Ben üniversiteyi kazandıktan sonra bir kitap daha bitirmiştim yani boşlukta. Zevkine varırsanız hakikaten her an soru çözmek isteyeceksiniz. Şimdi geçtik 4'e. Yukarıdaki verilen çemberde ABC 40 derece, ADC de 30 derece. 40'ı gören yay şöyle 2 katı olmalıdır. O zaman AC yayı yani 80 derecedir. Şimdi alfa ise alfanın gördüğü yay 2 katıdır. 2 alfadır. Kuraldan dolayı hemen kuralı şöyle hatırlatalım. Burası yay x, bu yay y, bu açıda alfa ise. Alfa eşittir gençler x eksi y bölü 2'dir. O zaman 30 derece 80 eksi 2 alfa bölü 2 30'dur. İçler dışlar çarpımından 80 eksi 2 alfa 60'tır. 20 eşittir 2 alfadan da alfa eşittir 10 derece. B şıkkı olmalıdır. Geçtim 5. soruma. O merkezli çemberde CH AB'ye dik verilmiş. 25 derecede verildiğine göre ACH alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlarım 25'i kullanabilmemiz gerekiyor. Nasıl kullanırım? Yarıçap çizerek. Hemen çizdim. Burası R ise burası R'dir.
O zaman bu açım 25 derece elde edilir. Üçgen iç açıları toplamından 25, 25 daha 50'dir. 180 olabilmesi için O açısı 130 derece elde ederim. BC yayı merkezden geldiği için aynıdır 130. CAB yayı 130 ise açısı yarısıdır 65'tir. Üçgenin iç açıları toplamından alfa artı 65 artı 90 eşittir 180 eder 25 derece. C şıkkı olmalıdır. Geçtik 6. sorumuza. O merkezli çemberde AC doğrusu çembere A noktasında teğettir. BOA beta BAC alfa verilmiş zaten. Alfa ile beta'nın toplamı 132 olduğuna göre beta eksi alfa nedir? Şimdi canlar, burası beta ise beta merkezden geldiği için yayı da aynısıdır ve betadır. Alfamız geriden geldiğinden dolayı geriden gelirse açının 2 katıdır. Yay 2 alfadır. Buradan ne bulduk? Beta 2 alfaya eşittir. Beta yerine 2 alfa yazarsam alfa artı 2 alfadan 3 alfa eşittir 132. 3'e böldüğüm zaman 44 derece elde ederim gençler. Hemen buradaki beta gördüğüm yere de 2 alfa yazar isem 2 alfadan alfa çıktı alfadır. İstenilen alfaydı. Ben zaten onu 44 derece bulmuş idim. O yüzden cevap Deniz'de olmalı. Hani 2 alfa yazmak aklına gelmez ise direkt burada 44 yazıp 84 dersiniz. 84'ten de 44 çıkardığınız zaman yine aynı cevabı elde edersiniz. Geçtik 7. sorumuza. AB BC'ye eşit. ABC 40 derece, C noktasında da teğetmiş. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi canlar, bir kere burası 40 ise 40'ın gördüğü yay 2 katıdır 80. AB ve BC'nin uzunlukları eşitse gördükleri yaylar da eşittir. Açılarını x dedim. X artı x'den 2x artı 80 tamamı dairenin 360 derece olacağından dolayı 2x eşittir 2x 80, x eşittir 140 derece. Hemen x'e 140 derece dersem. Alfa geriden gelmiş. Alfanın gördüğü yay 2 katı olacak. Yani 2 alfadır. 2 alfa 140 ise alfa da yarısı olacağından dolayı 70. D şıkkı gelmelidir. Geçtim canlarım 8. soru. CA, CB doğruları çembere A ve B noktasında teğet. AD uzunluğu DB'ye eşitmiş. Buna göre ABD kaç derecedir? Şimdi istenilene hemen X verelim. Buradan AC şöyle ve BC. A ve B noktalarında teğet olduğu için bu kenar bu kenara eşittir. İkiz kenar. O zaman B açısı X artı 42 ise A açısı da X artı 42'dir. AB uzunluğu BD'ye eşit olduğu için bu da X artı 42'dir. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. X, 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 3X. 42, 42 daha 84. Eşittir 180. 3X eşittir 96. X eşittir 32. Zaten biz istenilene X demiştik. O da 32 elde edilmeli. Geçtik 9. soruma. CE doğrusu çembere D noktasında teğet. Gördük. Haydi bakalım. DB BA'ya eşit. O da verilmiş. Amenna. EDB 130 derece. ECE alfa kaç derecedir? Şimdi canlar, buranın tamamı 180'dir. 130 ise buraya 50 kalır. Geriden geldiği için 50'nin gördüğü yay 2 katı olmalıdır. 100. Uzunluklar eşit olduğuna göre DB ile AB, uzunlukların gördüğü yaylar da eşittir 100. Şimdi buraya da yani DA yayını da M dersem. M artı 100 artı 100 eşittir 360. Ve buradan M'imiz de 160 derece gelmelidir. Şöyle hemen yazalım. Alfada neydi kuralımız? M'den yani DA yayından DB yayını çıkartıp 160 eksi 100 çıkarttık, bakın 2'ye böldüğümüz zaman bize alfayı verir. O zaman da 62'ye bölerseniz 30. C şıkkı olmalıdır. Geçtik 10. sorumuza. DE doğrusu çembere teğet.
DE BC'ye paralel, DC de BA'ya paralel. BAC yayı. Gençler, şöyle oval olduğu zaman yay demektir. Ama şöyle olduğu zaman arasındaki açı demektir. Şöyle arasındaki açı. Burada da yaydaki açı demek. Şimdi gelelim gençler. Şurası DC AB'ye paralel. Ben buraya alfa der isem burası alfadır. Aynı zamanda DE BC'ye paralel. Yine Z kuralından dolayı burası alfadır. Alfanın gördüğü yay geriden geldiği için yay 2 katıdır 2 alfa. Bu alfa yine geriden geldiği için burası da 2 alfadır. BAC'nin tamamı 220 idi. O zaman 2 alfa, 2 alfa, 220 eder 360. 4 alfa eşittir 140, alfa eşittir 35. Zaten istenilene alfa demiş idik. Oradan da A şıkkı elde edilmeli. Geçtik 11. sorumuza. Yukarıda verilen çember biçimindeki pusula örneğinde M noktası merkezmiş. Tamam, gördük. M'den K'ya giden bir hareketli K'dan 25 derecelik açı yapmış. Onu da gördük. Oo. Şimdi çemberin üst kısmındaki bölgeler arası mesafeler eşit. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman arkadaşlarım 90 derece olduğuna göre 90'ı 9'a böler isem her iki çizgi arası mesafe 10 derece. Burada 3 tane çizgi olduğuna göre bakın 10, 10, 10. Burası dolayısıyla 30'dur. O zaman bu açı merkezden geldiği için 30 derecedir. Şimdi böyle gidecek ama nerede duracak bilmiyoruz. Şimdi ben D'ymiş gibi gözüküyor ama buranın yeri D değil bilmiyoruz. Rastgele çizdik. Şimdi burası R ise burası R'dir. 25 ise şu açımda 25'tir arkadaşlar. 25, 25 daha 50'dir. 180 olabilmesi için şu açıya 130 derece deriz. Arkadaşlarım 130, 30 daha 160. Şu küçücük açıma 20 derece kalır. 20 derece ise merkezden gelirse 20 derece. Her çizgi arası 10 ise 1, 2. Demek ki D'de değil de nerede olmalıymış? Burada olmalıymış. Yani E şıkkı olmalı. Hani biz başta rastgele çiziyoruz. Hani önemli olan 25'e 25. Ondan sonra nerede olduğudur arkadaşlarım. Geçtik son sorumuz 12. soru. BC çaplı çember ABD dik üçgeni verilmiş. BAD 30, AE 4, BE de 8. Şimdi bir kere BC çaplı demiş ama D'nin merkez olduğunu söylememiş. Bir kere orada hataya düşmeyelim. 30 derece, 90 derece, B açısı burası 60 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Şimdi ben x'i bulabilmek için 60 dereceyi kullanmam lazım. O zaman çapı gören çevre açı 90'dır. Burası 60 ise bu açım da 30 derecedir. 30'un gördüğü kenar 8 ise 90'ın gördüğü kenar 2 katı 16'dır. 6 artı x eşittir 16 ise x de buradan 10, yani D şıkkı gelmelidir.